tefsir sohbetimi yapıyorum. Kuala Lumpur hakkında önce birkaç cümleyle bilgi vermek isterim. Malezya hızla gelişen İslam ülkelerinden birisi. 21 milyon nüfusu var. Yani bizim nüfusumuzun 1/3 gibi. Fakat petrol ve diğer bazı palm oil, yani palm yağı ihracı gibi şeylerle ve ticaret ve iş merkezi olması sebebiyle çok hızla gelişen, küçümsenmeyecek bir ülke. Sanıyorum bizim bazı yetkililer sadece tek yönlü batıya bakanlar, doğudaki bu gelişmeleri göremiyorlar. Doğuda Japonya, Çin, Malezya hızla kalkınan ülkelerden. Endonezya'nın da kalkınma hızı güzeldi ama karşılıklar onu biraz sarstı. Doğu Asya'nın kaplanları deniliyordu. Malezya'nın da dahil olduğu bazı ülkelere. Onlar da bir uluslararası iktisadi dalgalanmadan dolayı biraz sarsıntı geçirdiler ama burası çok sağlam, çok gelişmiş benim evvelce geldiğime göre. Şimdi çok farklı gördüm. Şimdi biz şehrin merkezinde bir oteldeyiz. Karşımızda Petrolas Twin Tower isimli böyle çok yüksek ikiz bir bina var. Dünyanın en yüksek binalarından, Amerika'dakinden de yüksek imiş. Üstündeki direk boy olarak sayılırsa iddialılar. Amerikalılar kat olarak daha yükseklermiş. Bunlar daha metre olarak yükseklermiş. Yani hızla kalkınan ve büyük gelişmeler gösteren bir ülke. Türkiye'nin ihmal etmemesi lazım. Türkiye'nin halkı ve yöneticileri buraları görmeli ve bunlarla ileriye dönük çalışmalar yapmalı diye düşünüyorum. Halkımız ilgilenmeli buralarla, ticari yönden, eğitim yönünden çok faydalanılabilir. Bugün buradaki Uluslararası İslam Üniversitesi'ne gittim. Burada yıllarca tanıdığımız, sevdiğimiz bazı Türk üniversite hocaları belli zamanlarda birer yıl, ikişer yıl veya daha fazla görev yapmışlardı. Ben görmemiştim. Yeni taşındığı yere bugün gittim. Fevkalade güzel. Rahmetli merhum İsmail Faruk'u, Amerika'daki meşhur profesörün bilginin İslamlaştırılması, yani bilgilerdeki İslam'a aykırı olan komploların ayıklanması ve İslamca güzel ve doğru bilgilerin düzeltilerek insanlara öğretilmesi diye bir konu var. Bizler için çok önemli. O zihniyetle kurulmuş bir üniversite. İlk önce çok büyük destekler görmüş. Şimdi biraz destekçiler desteklerini çekmişler ama çok güzel bir alanda, çok geniş manzarası, tabiatı çok güzel bir alanda, çok geniş imkanlarla kurulmuş. Bir hayli de öğrenci var sanıyorum. %20 kadar öğrenci dışarıdan, %80'i buradan. Çok büyük bir kazanç ülke için. Ve burada gelip okuyanlar da dünyanın muhtelif yerlerinden gelmiş, çok renkli medeniyetlere ve anlayışlara sahip insanları tanıma imkanını buluyorlar. Artık böyle gözümüzü dünyanın her tarafına açmalıyız. Devlet olarak, millet olarak, siyaset olarak diye düşünüyorum. Kültür olarak, yani irfan, ilim bakımından bunları çok önemli gördüğüm için sohbetimin başında hatırlatmak istedim. Sohbetimiz Bakara Sûre-i Şerifesi'nin 136, 137, 138. ayetleri üzerinde olacak inşallah. Önce ayet-i kerimelerin mübarek metinlerini okuyalım. Sonra mealini ve açıklamaları yaparız. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu
Âmennâ billâhi ve mâ unzile ileynâ ve mâ unzile ilâ İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'e ve Esbâtı ve mâ utiye Musa ve İsa ve mâ utiye nebiyyûne min Rabbihim la nuferriku beyne ahadim minhum ve nahnu lehu muslimun. Bu 136. 137. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Fe in amenu bi misli ma amentum bihi fekad ihtedev ve in tevellev fe innema hum fi şikak fese yekfike humullah ve huve semi'ul alim. Bu 137. ayet-i kerime. 138. ayet-i kerimede Sıbgatallah ve men ahsenu minallahi sıbgaten ve nahnu lehu abidun. Sadakallahul azim. Bu ayet-i kerimeler bütün insanlık için çok önemli. 20. yüzyılın insanına, hakkı arayan, hakikati arayan, doğru imanı arayan tüm insanlara, Avrupalılara, Amerikalılara, Asyalılara, kuzeydekilere, güneydekilere, herkese çok önemli efendim bir şey gösteriyor, yol gösteriyor. Rabbimiz Tebareke ve Teala Hazretleri buyuruyor ki, Kulu, ey müminler, ey insanlar, efendim, deyiniz ki, daha ziyade biz müminlere, başka dinlere mensup insanlara karşı ne söylememiz gerektiğini emrediyor, tarif ve tavsiye buyuruyor Rabbimiz. Âmennâ billâhi, biz Müslümanlar Allah'a inandık, Allah'a iman etmişiz. Ve mâ unzile ileynâ, Allah'ın bize Muhammed-i Mustafa'sı vasıtasıyla indirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'e, emirlere, yasaklara, dine, İslam'a, ona da inandık. Ayrıca ve mâ unzile ilâ İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'e ve Esbat'ı efendim İbrahim aleyhisselama, İsmail oğlu İsmail aleyhisselama, oğlu İshak aleyhisselama, torunu Yakup aleyhisselama ve efendim Esbat denilen Beni İsrail kabilelerine ve mâ utiye Musa ve İsa, Musa aleyhisselama verilenlere ilahi hükümler, ahkam ve ayetler olarak ve İsa, İsa aleyhisselama verilene ve mâ utiye nebiyyûne min Rabbihim, Rablarından insanlara bilgi getiren, vahiy getiren bütün peygamberlere verilenlere inandık deyiniz. La nuferriku beyne ahadim minhum, hepsi Allah'ın vazifelendirdiği peygamberler oldukları için biz onların hiçbirisinin arasını açmayız, birbirinden hiç ayırmayız, seçme yapmayız, reddetme yapmayız, hepsini kabul ederiz deyin. Ve nahnu lehu müslimun, ve biz o alemlerin Rabbi Allah'a teslim olmuş, Müslüman olmuş kimseleriz deyin diye Rabbimiz emrediyor. Muhterem kardeşlerim, muhterem izleyiciler ve dinleyiciler, dünyada insanlara böyle toplayıcı, böyle güzel hitabı yapan bir başka efendim din salikleri, bir başka ümmet yok. Sadece Müslümanlar var. Bakın ne kadar bütün insanlığı kucaklayacak, ne kadar güzel, ne kadar barıştırıcı, uzlaştırıcı, insanları derleyen, toplayan, aynı noktaya getiren, kardeş haline getiren ne güzel bir hitap. Yani nasıl geniş bir görüş Rabbimizin bize emrettiği iman ne kadar güzel. Şimdi biz öncelikle bütün hakikatlerin kaynağı olduğu için, bunları da onun vasıtasıyla öğrendiğimiz için Peygamberimiz Muhammed Mustafa, ahir zaman peygamberi, Tevrat'ta, İncil'de geleceği bildirilmiş, müjdelenmiş olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme inandık. Allahu Teala Hazretlerinin bu ayette bize efendim tavsiye buyurduğu ilk önemli madde bu. Biz Muhammed-i Mustafa'ya, ahir zaman peygamberine, ey insanlar, ey eski kitapların mensupları, sizlere sesleniyoruz. Biz Muhammed-i Mustafa'ya inandık. Ona indirilen Kur'an-ı Kerim'e inanmış bulunuyoruz. Biz ona bağlıyız. Evet, Allah'a bağlıyız. Alemlerin Rabbine bağlıyız. Onun indirdiği efendim
Kur'an-ı Kerim'e, Kur'an-ı Kerim kendisine indirilmiş olan Muhammed-i Mustafa'ya ki Adem Aleyhisselam'dan beri bütün peygamberlerin ahir zaman peygamberi diye bir zat gelecek diye sevdikleri, özledikleri, ümmeti olmaya can attıkları o mübarek kimseye inandık. Ve en doğru bilgi, en bozulmamış, hiç efendim eksik, karanlık, efendim açıklanmamış tarafı kalmamış olan ve tebliğ edildiği insanlarca çok titizlikle anında tespit edilip bize kadar gelmiş olan bir iman. Yani öteki peygamberlere de Allahu Teala Hazretleri vahyetmiş ama o vahyedilen efendim bilgilerin elimizde asılları yok. Kur'an-ı Kerim var. Peygamber Efendimizin hayatı her safhasıyla biliniyor. Ailevi hayatı, efendim dini hayatı, efendim savaşları, mücadeleleri, mazlumiyeti, efendim uğradığı haksızlıklar, her şey biliniyor ve günü gününe efendim her sözü efendim tespit edilmiş ve kendisine indirilen ayetler o anda, hemen ayet indiği zaman vahiy katipleri tarafından yazılmış. Böyle bir efendim sağlam, efendim hiç bozulmamış, hiçbir şeyi karanlıkta kalmamış, unutulmamış bir sağlam bilgi. Bu sağlam bilgiye inandık. Başka dünyada bu kadar sağlam hiçbir efendim güvenilir ilahi bilgi yok. Öteki bilgiler, o bilgilere efendim inanmış olan papazların, hahamların, din adamlarının, rahiplerinin de bildirdiği gibi şaibeli. Zaten tespitlerin de çok çeşitli olması, mesela İncil'lerin kaç tane olması, pek çok olması gibi sebeplerle de fiilen de ihtilaflı olduğu, iyi tespit edilemediği ortada. Şimdi biz buna inandık ama Rabbimiz buyuruyor ki ve ma unzile İla İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'e, diyor ki İbrahim Aleyhisselam'a da inandık deyin. İsmail Aleyhisselam'a da, onlara indirilene de inandık. İshak Aleyhisselam'a indirilene de inandık. Yakup Aleyhisselam'a indirilene de inandık deyin diyor. Şimdi bütün peygamberlerin ismini saymıyor. Bazılarının ki muhatabı olan Yahudiler ve Hristiyanlarca mübarek bilinen, saygı duyulan isimler, efendim baş tacı edilen isimler, onları açıklıyor. İşte isim isim açıklıyor. Ondan sonra da mesela Musa Aleyhisselam diyor, İsa Aleyhisselam diyor, özellikle isim olarak veriyor. Efendim ama genel bir bilgi olarak da arkasından ve ma utiyen nebiyyüne min rabbim, Allah tarafından insanlara haber getiren bütün peygamberlerin hepsine indirilenlere inandık deyin diyor. Bu çok önemli. Yani dünyadaki bütün insanları kucaklayan çok muazzam, çok muhteşem, çok güzel, çok alkışlanacak, çok beğenilecek bir şey. Şimdi burada Allah-u Teala Hazretleri bütün peygamberlere inanmayı bize emrediyor. Biz de Hazreti Adem atamızdan, ahir zaman peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a kadar insanlar Allah'ın emirlerini getirmiş peygamber, enbiya ve mürselin hepsine, bu mübarek zatların hepsine biz de inandık. Halen de inanıyoruz. Yani bu ayet-i kerimede bildirilen şeye biz sahibiz. Biz bu yol üzerindeyiz. Bu emri tutmuşuz. Bütün hepsine inanıyoruz. İsa Aleyhisselam'ın gönlümüzde yeri var, göğsümüzde yeri var. Musa Aleyhisselam'ın efendim kalbimizin üzerinde yeri var. Efendim her peygamberin efendim içimizde, gönlümüzde muazzam mekanı var. Hepsini seviyoruz, hepsine bağlıyız. Var mı bizim gibi böyle bu kadar toplayıcı, bu kadar güzel bir efendim kuşatıcılıkla herkese böyle sevgiyle bakan? Çok alkışlanacak, çok güzel bir durum. Ve la nüferriku beyne ahadim minhum deyin diye bir de tekit buyuruyor Rabbul Alemin, böyle deyin diye. Yani biz peygamberlerin hiçbirisini ötekisinden ayırmayız. Seçim yapmayız. Şuna inandık, buna inanmadık demeyiz.
ve nahnu lehu muslimun. Biz Allahu Teala Hazretlerine teslim olmuşuz. Yani Allah ne emretmişse onu yapacağız. Neyi yasaklamışsa efendim ondan kendimizi çekeceğiz. Günahlardan, haramlardan uzak duracağız. Sevaplı, faydalı, hayırlı işleri yapacağız diye söz vermişiz. Allah'a teslim olmuşuz. Ne kadar güzel. Ne kadar hoş, ne kadar tatlı bir efendim durum, ne kadar güzel bir ifade. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu ayet-i kerime son derece önemli. Başka ayet-i kerimelerde de efendim aynı mana ifade buyurulmuş. Mesela eski milletler, eski ümmetler, bizden başka, Müslümanlardan başka milletler böyle demedikleri için Allah-u Teala Hazretleri bir ayet-i kerimede buyuruyor ki ve yuridune en yuferriku beynallahi ve rusulihi. Bu kafirler, bu eski efendim dinlerin mensupları olanlar taassuplarından, hasetlerinden efendim diyorlar ki, istiyorlar ki peygamberler ile Allah'ın arasını ayırsınlar, ayırma yapsınlar ve diyorlar ki ve yekulune nu'minu bi ba'din ve nekfuru bi ba'd. Biz bunların bir kısmına inanırız, bir kısmını da reddederiz diyorlar. Ve yuridune en yettehizu beyne zalike sebila. İşte böyle bu arada bir yol tutturmak istiyorlar. Ulaike humul kafirune hakka. Bu yanlış tabi. Bunlar hakikaten kafirlerin ta kendileridir diye kafir olduklarını Allahu Teala Hazretleri Yaradan Rabbul Alemin bildiriyor. Evet. Ayet-i kerime son derece önemli. Bunu ezberleyelim ve bilelim ve bu şuura sahip olalım. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten İmam Buhari'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte de efendim şöyle bir açıklama var. Bu açıklama bu ayet-i kerimenin niye indiğine dair sebebi nüzülü bildirmiş oluyor. Ebu Hüreyre diyor ki kâne ehlül kitabı yakraûne et-Tevrat bil İbraniye ve yufessirunha bil Arabiye li ehli'l İslam. Bu Peygamber Efendimizin asrında Medine-i Münevvere'de Hicaz bölgesinde olan hahamlar, Yahudilerden efendim bilgisi olanlar Tevrat'ı İbranice olarak okuyorlardı. Arapça olarak efendim açıklama yapıyorlardı Müslümanlara. İşte şöyle diyor Tevrat'ta diye. Efendim böyle kendileri açıklamaları Arapça yapıyorlardı. Onun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la tusaddiku ehlel kitabı ve la tükezzibuhum. Ehli kitap size böyle bir şeyler söyledikleri zaman susun, ne tasdik edin. Çünkü belki kendi akıllarından yalan yanlış şeyler söylemişlerdir. Yanlış bir şey tasdik etmiş olursunuz. Ne de tekzip edin, yalan söylüyorsunuz da demeyin. Çünkü belki o sırada o cümleleri doğru olmuş olabilir diyor. Böyle yaptıkları için onlar Allah-u Teala Hazretleri bu ayet-i kerimeyi indirmiş. Ey müminler siz deyin ki biz Rabbimizin bize indirdiği, Muhammed Mustafa vasıtasıyla bize indirdiğine inandık. Efendim, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a indirilenlere de inandık. Efendim, Beni İsrail'in kabilelerinden yetişmiş hak peygamberlere de indirilenlere inandık. Musa Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'a da indirilene inandık. İndirilene, yani hak olarak bozulmamış tam indirilene inandık. Efendim eski peygamberlerin başka sayısını Allah'ın bildiği sayı 124.000 denilen peygamberlerin hepsine indirilene inandık. Ayırım yapmayız. Hepsini severiz ve Rabbimize teslim olmuşuz diye bu ayet-i kerimeyi onun üzerine indirmiş. Yani biz ayırım yapmıyoruz. Siz de yapmayın diye bir de lisan-ı hal ile onlara bir ders verilmiş oluyor tabii. Efendim, üçüncü ayet-i kerime Sıbgatallah ve men ahsenu minallahi sıbgaten ve nahnu lehu abidun. Sıbgatallah, bu Allah'ın boyası demek. Niye böyle Sıbgatallah diye T harfi üstünlü gelmiş Sıbgatallah? Ne demek bu? İbn Abbas radıyallahu anhuma bunun anlamı dinullah demektir. Yani Allah'ın dinine biz tabiiz denmiş oluyor. Efendim irra maksadıyla, irra teşvik, yani Allah'ın dinine efendim
efendim sımsıkı sarılın diye teşvik sadedindedir bu. Tahrik, harekete geçirme, efendim uyarı sadedindedir. Haydi bakalım uyuşuk durmayın, bu tarafa gelin, şunu yapın manasına. Başka ayet-i kerimelerde fıtratallah dediği gibi yani ilzemu zalike demek. Yani aleykümuhu Arapçası, yani sizin üzerinize bu vazife olsun demek. Yani Allah'ın bu dinine, bu boyasına, efendim bu güzel renge, bu ilahi renge, bu nurlu efendim ışıklı renge siz de yapışın, efendim buna sarılmak sizin göreviniz olsun demek. Onun için böyle üstünlü gelmiştir. Bazıları bu üstünlü gelmesinin sebebini, sıbgatullah değil, sıbgatillah değil de sıbgatallah gelmesini, millete İbrahim'e, daha önce geçen İbrahim'in dinine, sözüne bağlandığı için, ondan bedel olduğu için, o İbrahim'in dini Allah'ın, işte bu nurlu yoluydu, bu Allah'ın boyasıydı. Yani bu güzel ilahi boyayla, bu renk ile renklenin, yani bu dine girin, buna sahip olun manasına. Bu müekket mastardır demiş büyük dil bilgisi alimi Sibeveyh'te. Efendim amennâ billâhi'den sonra efendim müekket mastar olarak efendim gelmiştir. Bunlar hep şey izahları, efendim dil bilgisi izahları. Bu konuda bir de İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş bir şey var, hadis-i şerif var. Peygamber Efendimiz onların eski devirlerdeki şeylerini anlatırken Müslümanlara, inne beni İsrail'e kalu, beni İsrail Musa aleyhisselama dediler ki ya Resulallah hel yesbagu Rabbuke, yani Rabbin sıbga kullanır mı, boyayla boyanır mı diye efendim böyle bir soru sordular. Galette kullah, Musa aleyhisselam onlara her zaman böyle yanlış attıkları zaman böyle hitap ediyor. Allah'tan korkun, bu ne biçim soru diye efendim susturmuş onları. Fenadahu rabbuhu, Allahu Teala Hazretleri ona vahiy buyurdu ki ya Musa, se'elüke hel yesbahu rabbuke, Rabbim boyayla boyanır mı efendim diye mi sordular sana ya Musa? Kale naam, evet böyle sorular ya Rabbi demiş. Ene esbagu el elvan, yani ben çeşitli boyalarla kullarımı boyarım, efendim çeşitli şeylerle, el ahmere vel ebyada vel esvede vel elvane külleha, yani min sıbgi, bütün bu renkler benim boyalarımdandır, kulları bu boyalarla efendim böyle çeşitli renklerde türlü türlü boyarım diye vaki olmuş. Bizim peygamberimize de işte bu şeyden, bu üsluptan sıbgatallah, işte Allah'ın boyası, siz de bu boyayla boyanın efendim, bu renge girin, bu güzel nurlu şeye efendim yapışın. Ve men ahsenu minallahi sıbgaten, yani böyle Cenab-ı Hakk'ın verdiği renkler bakımından, seçtiği yol bakımından, gösterdiği yol bakımından daha güzel hangi renk vardır, hangi yol vardır, hangi din vardır efendim. Ve nahnu lehu abidun, ve biz işte o Rabbimize efendim ibadet ediyoruz, ederiz, ibadet edicileriz diye efendim Müslümanlar böyle söylerler. Her milletin tabi davranışı, yürüyüşü, hayat tarzı bir çeşit renktir. Bir renge boyalı gidiyorlar, bir tarzda gidiyorlar. Bizim rengimiz de budur. Allah'ın beğendiği, Allah'ın boyadığı, Allah'ın gösterdiği efendim renk, yol. Cenab-ı Hak bizi sevdiği yoldan, renkten, efendim nurlu yoldan ayırmasın. Böyle insanları kuşatan, insanları birleştiren, kardeş olduğunu hatırlatan, Allah'ın kulu olduğunu gösteren, yanlış inançlardan çeken, doğru yola çağıran bu güzel inanç
bizim iftar ettiğimiz çok güzel bir tarafımızdır. İslam'ın muazzam güzelliklerinden, en büyük güzelliklerinden biridir. Biz bunu böyle işte telefonla vaaz olarak size bildirirken, bir taraftan da tabii radyo ile televizyonla fezalara bu bilgi yayılıyor. Siz de çevrenize böyle bu bilgiyi yayın. Herkesi İslam'a çağırın, doğru yola çağırın. Yanlış inançta kimse kalmasın. Putlara, yanlış varlıklara, yaratıklara efendim yanlış olarak kimse yönelmesin. Yanlış dinler tutturmasın, yanlış yollarda yürümesin. Akıbetleri hüsran olmasın. Cenab-ı Hakk'ın gazabını çekecek. Yanlışlıklar yapmasınlar. Çünkü yazıktır. Hem cinsimizdir, efendim kardeşlerimizdir, Adem Aleyhisselam'dan bütün insanlar. Hepsinin iyiliğini istiyoruz. Esselamu ve selamu ala men ittebaal hüda. Bu iyilikleri anlayıp hidayete tabi olanlara selam olsun. Ötekiler kendi sorumluluklarını kendileri yüklenmiş oluyorlar. Biz onlardan, onlar bizden o zaman beriyiz. Biz vazifemizi yapmış oluyoruz. Ahirette Mahkeme-i Kübra'da efendim suçlandıkları zaman tabii kendileri cevap veremeyecek. O durumu düşünsünler. Allah-u Teala Hazretleri bizi ve evlatlarımızı yolundan ayırmasın. İslam'dan ayırmasın. Müslüman olarak doğup, Müslüman olarak yaşayıp imanı kamil ile mümini kamil olarak tam Müslüman olarak emanetimizi teslim edip ahirete varmayı, Rabbimizin rızasına ermeyi, cennetine girmeyi, cemalini görmeyi nasip eylesin. Bi hürmeti ismihil azam ve bi hürmeti nebiyyihil ekrem ve bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha.